AOC'nin oyuncu monitörleri arasında Agon serisi içinde yüksek tazeleme hızları ve görüntü kalitesiyle başarılı modeller var. Bu seride gerek Nvidia gerek AMD özelinde G-Sync ve FreeSync destekli monitörler yaygın olarak bulunabiliyor. Ancak geniş görüş görüntü alanı, görüş açısı isteyenler için 3 model mevcut. Bunlardan G-Sync tarafında tepe model diyebileceğimiz AOC Agon AG35UCG6 modeli. WQHD yani 3440'a 1440 piksel çözünürlükte 120 Hz tazir imzana sahip olmasıyla dikkat çekiyor. AOC'nin oyuncu monitörleri arasında Agon serisi içinde yüksek tazelim hızları ve görüntü kalitesiyle başarılı modeller bulunuyor. Bu seride gerek Nvidia gerek AMD üzerinde G-Sync ve FreeSync destekli monitörler yaygın olarak bulunabiliyor ancak geniş görüntü isteyenler için 3 model mevcut bunlardan G-Sync tarafında tepe model diyebileceğimiz AOC Agon, AG35 UG, UCG6 modeli WQHD yani 3440'a x 1440 piksel çözünürlükte 120 Hz tazelim hızıyla, hızına sahip olmasıyla dikkat çekici bir model oluyor. Monitör daha fazlasını isteyen oyuncular için tasarlanmış. 1800 zarka visi ekranıyla karşısındakini adeta sarmalayan model. 35 inç boyutunda ve 21.9 görüntü alanı sunan modeliyle, paneliyle sadece oyunlarda değil, aynı zamanda genel kullanımda da daha fazla görüntüleme alanı sunmasıyla rahatlık sağlıyor diyebiliriz. Uzunca bir süredir çünkü ofis işlerimizde de kullandığımız bu monitör özellikle çok sayıda sayfayı aynı anda ekranı sığdırabilmesi, görüntüleme olanı tanımasıyla İşimize bir hayli yaradı. Yine bu süreçte e, takip etmişsinizdir çip test sistemini de revize ettik ve yaptığımız oyun testlerini de bu monitörde kullandık. Battlefield 5 olsun, Division 2 olsun gayet başarılı bir oyun deneyimi sunmayı başardığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Monitör teknik altyapısıyla yeterli desteği sağladığı gibi görüntüyü kavisli ekranıyla geniş bir alanda sunmasıyla da karşısındayken oyundan aldığınız keyif açıkçası arttırmayı başarıyor. Oyunun atmosferine adapte olma süresini kısaltıyor ve karşısında kalkma karşısında kalkma sürenizi de uzatıyor diyebiliriz net olarak. Ee, bu şekilde söyleyebiliriz. Nvidia'nın G-Sync desteğini e, sunan bu model özellikle Nvidia ekran kartı oyunculara hitap ediyor tabi. Ancak dediğimiz gibi bu modelin bir de e, 200 Hz tazelim hızında AMD ekran kartı oyuncuların işte FreeSync destekli olan e, farklı bir modeli daha var. Eğer kartınız AMD ise e, onu da o modele tercih edebilirsiniz. Bunu da AOC'nin kendi sitesinde görebilirsiniz hangi model olduğunu. Monitörün 120 Hz tazelim hızına sahip olduğunu söyledik. Bununla beraber 300 kandele parlaklık, 2500'e 1 kontrast oranı ve 4 milisaniye tepki süresi gibi teknik birimlerine sahip olan monitör tasarımıyla da gayet sağlam görünüyor. Geniş metal ayak üzerinde yükselen ekran daha önce de çok sayıda AOC monitörde gördüğümüz gibi esnek kullanım imkanı sunuyor. Ekranı en öne, arkaya, sağa sola e, yatırıp çevirebiliyorsunuz. Ayrıca ekran yüksekliğinde yine 120-110 e, milimetreye kadar yükseltmeniz, arttırmanız mümkün. Ekranın e, sağ tarafında yer alan kulaklık askısı güzel düşünmüş bir detay. E, onu da ilave etmek lazım. Böylece e, oyuncular oyun oynamadıkları durumlarda kulaklıklarını buraya asıp e, askıya bırakabiliyorlar. Bu monitör yine LED ışıklandırması ile de oyunculara uygun. Onu söylemek lazım. Bu ışıklandırmalar hem önde hem arka tarafta görüyorsunuz. Bu ışıklandırmaları RGB değil. Onu söylemek lazım. 3 statik renkten oluşuyor. Mavi, kırmızı ve yeşil. Bu üç rengi monitörün menü ayarları üzerinden hızlıca değiştirebiliyorsunuz. Onu da belirtelim ama bu arada hazır menüden bahsetmişken burada yer alan bir iki özellikten daha bahsetmek lazım. Burada göreceğiniz shadow game shadow kontrol menüsü var mesela. Bu shadow kontrol menüsü üzerinden gölge kontrolünü, oyunlardaki görgü kontrolünü istediğiniz gibi optimize edebiliyorsunuz. Böylece karanlık sahnelerde, bolca karanlık sahnelerde olan oyunlarda sahneleri çok boğmadan karanlıktan kurtarma, kurtarma imkanınız var. Etrafı biraz aydınlatıyor, aydınlatarak optimize edebiliyor. Yine öte yandan baktığımızda önemli bir diğer özellik game mod Game mod için neler var? FPS var, gamer şekli bir ayrıca bir mod var, RTS ve RTS yani real time strateji modu da mevcut. Bunlar arasında yine oynadığınız oyun türüne göre optimize edebiliyorsunuz. Menüde yer alan diğer bir özellik de düşük mavi ışık modu oluyor. Eğer oyun oynamayacaksınız ve işte uzun süre ekran başında çalışacaksınız veya işte bir şey okuyacaksınız, paneli bu modu alarak göz yorgunluğunu uzun sürede oluşan göz yorgunluğundan Kurtulabilirsiniz. Bu arada monitörün menüsünü ekranın hemen altındaki joystick kısmından kontrol ediyorsunuz. Tek noktadan kullanım sağlaması güzel ama biraz alışması güç onu da belirtelim. Yani bir hamle yapacaksanız düşünmeniz gerekebiliyor ilk etapta. Yoksa kendinizi bir anda HDMI ve display Port arasında geçiş yapmış veya işte çıkmış olarak bulabiliyorsunuz. AOC artık bizce sonraki modellerde menü sistemini bir elden geçirmeli. Ayrıca artık Türkçe dil desteği de menüye gelmeli. Özellikle 219 görüntü istiyorsanız AOC ag 35 g 6 rahatlıkla tercih edebilecek bir model olmuş. Güzel görüntü üretmesi, kavisli ekranı, e, kallavi yapısı, e, yüksek çözünürlük sunması, LED ışıklandırması ile yine keyifli bir monitör modeli. Dediğimiz gibi bu model Nvidia ekran kartlı oyuncular için uygun, AMD için bu monitör, e, bu monitörün farklı bir modeli e, daha var. AOC AG, Agon ag 35 g 6 elbette. Ucuz bir monitör değil onu da söyleyelim. Fiyatı şu sıralar 6900-7000 TL dolaylarında. Çoğu rakibinden e, Ucuz olduğunu söyleyebiliriz, karşılaştırdığımızı öyle görüyoruz. Bu anlamda fiyat çizgisiyle de dengede dur durduğunu e, görüyoruz. Elbette bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizin. Ben Ercan Uğurlu, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.